Herkese iyi günler hanımlar. Bugün çok yapımı çok kolay. Sadece birkaç dakikanızı alan zilebek mezesi tarifi vereceğim. Uzun zamandır bunu deniyorum. Özellikle kışın çok güzel oluyor. Çocuklarınıza hazır çikolatalar alacağınıza bunu deneyebilirsiniz. En azından bir kere deneyin. İkinciye kesinlikle yapmanızı isteyecek. Yapımı çok kolay ama dışarıda bayağı bir maliyetle satılan, bayağı bir fiyatı yüksek olan bir ürün. Şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum. Öncelikle pekmezimizi görmüş olduğunuz gibi daha sonra alacağım içine yumurtamızı ve 1,5 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekliyoruz. Ve bunu yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde çırpacağız. Bu son hali hanımlar. Zilebek mezimiz tamam ama isterseniz bu şekilde 2 dakika daha çırpabilirim bunu. Mikser kendinden çıktı. Bunu 2 dakika daha çırparsak daha kalın olacaktır. Bunun böyle ince bir kıvam olduğunu düşünmeyin sakın. Bu dolapta bekledikten sonra tam kıvamını buluyor. Bu şekilde olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi o simsiyah olan pekmez çırpıldıktan sonra bu rengi alıyor. Siz de evde denerseniz bu rengi aldığını göreceksiniz zaten. Bu bir gece buzdolabında bekledikten sonra 24 saat sonra yemeğe hazır oluyor. O kadar şahane oluyor ki anlatamam size. Bunu bir kere denedikten sonra zaten sürekli yaparsınız. Kıvamı bu şekilde oldu şu anda. Ama ben bir 2 dakika daha çırpmayı düşünüyorum. 2 dakika daha çırptıktan sonra ağzı kapalı cam kaplara koyacağım ve dolapta ağzını hiç açmadan bunu 24 saat en aşağı bekleteceğim. Bu 3 gün 4 günde bunu bitirmeniz gerekiyor. Zaten çabuk biter güzel olduğu için. Ama 3 gün 4 günden sonra o siyah olan pekmez dibine çökmeye başlıyor. Normal eski pekmez kıvamını alıyor. Bu bozulduğu anlamına gelmez. Sadece bunu yaptığımız anda 24 saat sonra yememiz gerekiyor. Çok aşırı bekleyen bir şey değil. Beklerse bozulur mu? Hayır, bozulmaz ama eski pekmez kıvamını alır. Yani dibine siyah pekmez çökmeye başlar. Bu yüzden bunu 2-3 gün içerisinde yerseniz çok güzel olur. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı muhteşem.